Buyurun Belin Hocam, ne anlatalım? Hayal beyimden bahsedebilirsiniz hocam inşallah. Hayal beyimden. O materyalizme karşı anlatılacak en önemli delillerdendir. Lenin bu konuyu duyduğunda adamı şafa atıyor. Sakın diyor, yaratılışçılarla bu konuya girmeyin. Bu konuya giderseniz diyor batarsınız, yapacağınız hiçbir şey de kalmaz. Sizi hoşaf yaparlar diyor, yamulturlar diyor. Sakın onlarla bu konuya girmeyin diyor, tartışmayın. Lenin'in en çekindiği konudur. Marksistlerin en çekindiği konudur. Maddenin hakikati. Şimdi maddenin beyinde algılanma şekli. Çünkü küçük mercimek kadar bir yerde sonsuz alemi görüyoruz. Sonsuz alemi yaşıyoruz. Marksizmin, Leninizmin hiç açıklayamayacağı bir şey. Ruh. Onu kim seyrediyor? Görüntüyü kim seyrediyor tam renkli olarak? Sesi kim duyuyor? Dokunma hissini duyan kim? Tat alma hissini duyan kim? Leninizmin, Marksizmin işte en ızdırap duyduğu çökmelerine neden olan en mühim konulardan birisi de budur. Big Bang teorisi bir. Bu iki. Darwinizm çöküşü üç. Üç konuda hoşaf olmuşlardır. Big Bang'den zamanın bir başlangıcı oldu. Maddenin bir başlangıcı olduğu ortaya çıktı. O çok ağır geldi onlara. Oradan bir darbe yediler. İkinci olarak maddenin hakikati ruh. Ruhu açıklayamıyorlar çünkü. Çünkü gören biri var. Rengi biliyor adam. Işık diye bir şey var. Işığı algılıyor. Işık beynin içinde oluşuyor. Renk de beynin içinde oluşuyor. Dışarıda renk ve ışık yok. Yani bu bilimsel olarak hiç açıklanamayacak bir şey. Yani çünkü metafizik üstü metafizik. Hiç açıklanacak gibi değil. Laboratuvara girecek bir konu da değil. İncelenebilecek bir konu da değil. Çünkü insan beynin içine giremiyor. Mesela sesin duyulması. En kaliteli müzik aletinden daha net duyuyoruz sesi. En kaliteli televizyondan, en kaliteli sinemadan daha güzel bir görüntü var beynimiz içinde. Çok çok kaliteli. 2 gram etten oluşuyor bu bütün makinesi. Maşallah. Siz televizyonlar görüyorsunuz. En kaliteli televizyon alıyorsunuz. Yine bulanık. 2 boyutlu. 3 boyutlu yapamıyorlar. Daha hala yapamadılar. Yapsa bile binlerce alet edevat oluşuyor. Binlerce mühendis yapıyor. Buna rağmen yine yapamıyorlar. Yaptığında da görüntüsünü sadece oluşturuyor. Görüntüyü görecek kim? O ayrı bir konu. Görüntüyü görecek varlığı yapmak zaten imkansız. Yani ruhu yapmak imkansız. Bir de görüntüyü gören var. Allah hem görüntüyü göreni yapmış hem de görüntüyü dünyanın en kaliteli televizyonundan, sinemasından daha kaliteli halde 3 boyutlu olarak yapmış. O kadar kaliteli 3 boyutlu ki gerçek mi, hayal mi insanlar fark edemiyorlar. Hangi insan şimdi bizim televizyondaki şu görüntümüzün hayal olduğunu söyleyebilir? Televizyon ne kadar uzakta diyorsun? 2 metre uzakta diyor. Halbuki beynin içinde televizyon. Beynin içinde bizi seyrediyor. Haberi yok. Birçok kişi. Bu mühim hakikati bir kısmı insanlar kısmen anlıyor, bir kısmı detaylı anlıyor, bir kısmı anlamazlıktan geliyor. İyi anlayanı çok etkiler, çok muhteşem bir şeydir, çok büyük bir olaydır, çok derin bir olaydır. Bu sırrı işte 2012'lerden sonra insanlar anlamaya başlayacaktır. Maddenin hakikati bilinecek, maddenin gerçeğini görecekler inşallah.